Ve Kurban Bayramı'nın belki de en özel hissedildiği, yaşandığı yer. Mekke'ye gideceğiz. Mescid-i Haram'da, Kabe'nin hemen yanı başında A Haber Ankara Haber Şefi Muhammed Emin Karadağ bizleri bekliyor. Ki sabahın erken saatlerinden beri o ibadetin an be an detaylarını, hikayeleriyle birlikte bizlerle paylaştı Muhammed. Öncelikle bayram mübarek olsun senin ve tüm hacı adaylarımızın, tüm hacılarımızın. Neler aktaracaksın? Şüphesiz ki orada aktaracak çok şey var. Merakla bekliyoruz, söz sende. Kurban Bayramı mübarek olsun. Ses şu an biraz eksik geliyor bana ama devam edeceğim arkadaşlarım. Eğer bir sorun olursa uyarsın. Bayramınız mübarek olsun. Mekke'den sesleniyoruz size. Biraz önceki birkaç bülten önceki yayınlarımızı Kabe'nin hemen yanı başından yapmıştık. Ama şimdi Kabe'nin dışından, Mescid-i Haram'ın dışından yapıyoruz. Görüyorsunuz dünyanın dört bir yanından yüz binlerce insan buraya akmıştı ve dün itibariyle Arafat'ta vakfeye durup ve devamındaki ibadetleri yapıp hacı olmuştu. Şimdi ise sabah namazı, sabah itibariyle bayram namazını kıldılar ve ardından da biraz dinlendikten sonra tekrar Kabe'ye geldiler. Hemen görüyorsunuz Mescid-i Haram'ın dışındaki alanda kuşlar var. Buradaki Müslümanlar onları yemliyor. Aynı zamanda fotoğraf da çektiriyorlar. Hemen sol tarafa bakacak olursanız özellikle hava çok sıcak. Dolayısıyla sıcaktan korunmak için de şemsiye kullanıyorlar. Sıcaklığın bir 40 dereceden fazla olduğunu söylemekte fayda var. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 yıldır hac ibadeti yapılamıyordu. Ancak bu yıl itibariyle çok şükür ki başladı ve dünya genelinden 1 milyon hacı kabul edildi. Sabah atmosfer nasıldı ondan biraz bahsedecek olursak. Sabah dediğimiz gibi Kabe'de bayram namazı kılındı Mescid-i Haram'da ve insanlar namazın ardından hiç tanımadığı insanlara sarıldılar, kucaklaştılar, dertleştiler ve bayramlarını tebrik ettiler. Güzel, sıcak bir atmosfer vardı. Hem hava sıcaktı hem de atmosfer de sıcaktı diyebiliriz. Görüyorsunuz yaşlılar özellikle tekerlekli sandalye kullanıyor. Bir yandan da şunu söyleyelim, çocuklar da var. Hemen her yaş grubundan insanı görmek mümkün. Hemen her dünyanın her yerinden insanı görmek de mümkün. Özellikle şu saatler itibariyle Kabe'de, Mescid-i Haram'da bir yoğunluğun olduğunu söyleyelim. Çünkü biliyorsunuz kafileler yavaş yavaş Arafat'a gelmeye başlamıştı. Dün akşam itibariyle de herkes Arafat'ta olmuştu. Sonrasındaysa Kabe'ye akın etmişlerdi. Büyük bir heyecanla, büyük bir coşkuyla hacı olmanın heyecanını yaşamışlardı. İbadetlerini yapmışlardı. Buraya doyum olmuyor gerçekten. Dolayısıyla Kabe'den ayrıldığınız zaman bile çok geçmeden tekrar buraya gelmek istiyorsunuz. Buranın atmosferini yaşamak istiyorsunuz. Güzel bir dinimiz var, güzel bayramlarımız var. Bize kardeşliği öğütleyen, barışı öğütleyen, aynı zamanda yardımlaşmayı emreden bir dinimiz var. Kurban Bayramı bu bayram biliyorsunuz ve kurbanlar kesilecek dünyanın dört bir yanında. Ve bu kurbanlar kimsesize, yoksula, fakire, dünyanın dört bir yanındaki insanlara dağıtılacak diyelim ve buradaki bu sıcak atmosferi aktarmış olalım ve sözü tekrar size bırakalım.